Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buz Yanığı Bölüm 58. Ne oldu? Ahu ahu diye bağırıyorsun. Melih gömleklerin asılı olduğu bölmenin önünde sadece altına giyindiği siyah kot pantolonu ile duruyordu. Mavi gömleğimi bulamıyorum. Nerede? Bütün bu yaygara bir mavi gömlek için mi Melih? Melih çatık kaşlarının gölge düşürdüğü sert yüzünü bana döndü. Kısa bir bakış attıktan sonra tekrar gömlekleri bulan gözleri gömlekleri tarıyordu. Yavaşça yanına doğru adımlayıp önüne geçtim. Ve sanki onun bulamadığı gömleği ben bulabilecekmişim gibi ellerimle gömlekleri karıştırdım. Acaba Sevgi Hanım kuru temizlemeye mi verdi? Kendi kendime konuşurken Melih'i iki elini karnımın üzerinde birleştirip beni kendine çekti. Elinin biriyle saçlarımı bir omzunun üzerine topladı ve açık kalan boynuma burnunu sürterek dudaklarını bastırdı. Küçük küçük birkaç öpücük bıraktıktan sonra boynum alev alırken bütün vücudum titriyordu. Melih'in üstümde bıraktığı meftunsu etkiden dolayı elim ayağım dolaşmıştı. Sen neden erkenden kalktın güzelim? Dudakları hala boynumda hüküm sürerken sarf ettiği kelimelerin bana ulaşması mümkün değildi. Melih'in büyülü etkisinden sıyrılmak için elime ilk geçen gömleği alıp önümü yüzüne döndüm. Şimdilik bu gömleği giysen olur mu diye sordum. Melih elimde tuttuğum gömleğe uzanıp aldı ve üzerine geçirdi. Haylaz bakan gözlerini gözlerimden ayırmadan gömleğinin düğmelerini ilikledi. Sorunun cevabını alamadım Ahu. Sen neden erkenden kalktın? Birsen teyze ve kızlar kahveye geldi. Bu yüzden erken kalktım. Diye mırıldandı Melih ve kolumdan tutarak beni çekip dudaklarıma yapıştı. Kısa ama ayaklarımı bile yerden kesilmesine sebep olan öpüşünün ardından dudaklarını dudaklarımdan ayırdı. Parmaklarının tersiyle yanağımı okşadı. Yorma fazla kendini dedi. Ha? Dedim şaşkınlıkla. Melih yamuk bir şekilde gülümsedi. Kızlarla uğraşırken yorma kendini diyorum bebeğim diyerek alayla konuştu. Melih'in büyülü kıskacından silkelenerek kurtuldum ve benimle alayla konuşmasını önemsemeden giyinme odasından çıktım. Odadan çıkmak üzereyken son duyduğum şey ise Melih'in güçlü kahkahasıydı. Birsen teyze ve kızlar gitmek için ayaklandığında Birsen teyze bir anda "Ay bak neredeyse unutuyordum Mahu" dedi kendi kendine söylenerek. Yanıma geldi ve elimi tuttu. İki gün sonra yani 26 Haziran Melih'imin doğum günü. Birsen teyzeden yeni öğrendiğim şeyle afalladım. Çünkü ben Melih'in doğum günü hangi günü bırak, hangi ay olduğunu bile bilmiyordum. Gerçi Melih doğum günü kutlamayı sevmez ama ben ailecek yemek yiyelim istiyorum Ahu. Hem Hüseyin abileri de çağırdım, bizim evde toplanalım. Sen de Melih'i ikna et. Sen gelirsen Melih de gelir kızım. Birsen teyzenin heyecanlı bir şekilde söylediklerini dinledikten sonra başımı ne yaptığımdan bağımsız bir şekilde tamam der gibi salladım. Birsen teyze de mutlulukla bana sarılıp öptükten sonra çıkışa doğru ilerledi. Ben hala nasıl olur da Melih'i doğum gününü bilmem diye kendimi yerken Berna geldi ve kollarını bana sardı. Dudaklarını kulağıma yaklaştırıp sır verir gibi konuştu. Sen Ahu Kılıç Aslansın güzellik. Kocana muhteşem bir doğum günü kutlaması yaparsın. Berna kollarını benden ayırıp yanağımı öptükten sonra el sallayarak evden ayrıldığında benim yüzümde aptal bir sırıtış yer edinmişti. Çünkü Berna'nın da dediği gibi ben Ahu Kılıç Aslan'dım ve kocama muhteşem bir doğum günü kutlaması yapacaktım. Birçok şey için çaba harcamış ve uğraşmıştım. Tam içlerinden hiçbiri bu yaptığım şey için harcadığım çabaya değmemişti. İlk defa kendi isteğimle ve içimden gelerek Melih için sürpriz hazırlıyordum. Tabii bu bir gün içinde o kadar kolay olmamıştı. İlk önce Melih'in canının emanet ettiği üç arkadaşı Çağlar, Ufuk ve Osman'ı bu işe alet etmiş,
Onlardan Mehmet abiyi ikna etmelerini istemiştim. Berna ile Ezgi benim safımda oldukları için bana çok yardımcı olmuşlardı. Tarih 25 Haziran'dı. Melih'in doğum günü 26 Haziran'dı. Ama o gün bir sen teyzelerde yemek yiyeceğimiz için ben tam anlamıyla sürprize yakışır bir şekilde bir gün önce doğum günü kutlayacaktım. Sırf bu dağ başındaki eve gelebilmek için akşam Melih'in ağzından girip burnundan çıkmıştım. Melih'le baş başa bir iki gün kafa dinlemek istiyorum, beni oraya götür demiştim. Ve kazanan ben olmuştum. Gerisini ise Çağlar halletti. Melih beni eve götüreceği zaman önemli bir toplantıyı o güne aldı. Melih başta toplantıyı ertelemek istedi ama bu pek mümkün olmayınca Çağlar, ''Abi, Ahu yengeyi ben götürürüm, yanıma da Osman'ı alırım, sen gelene kadar yengeye göz kulak oluruz.'' diyerek zar zor ikna etmişti. Şimdi ise bana göz kulak olan adamlardan Çağlar olanı patates kızartırken Osman salata için salatalık doğruyordu. Ben ise Osman'ın hemen karşısında yaprak sarması sarıyordum. Bu akşam Melih'in sevdiği yemekleri yapıyordum. Tabii yaparken de adamlarından yardım almak en doğal hakkımdı. Osman bana ayak uydurup sesini çıkartmazken Çağlar durmadan homurdanıyor, verdiğim her iş için bir bahane uyduruyordu. Gözünü seveyim yenge ya, ben niye patates kızartıyorum? O senin çatlak arkadaşın ve Ezgi gelip sana yardım etsin. Artık saymayı bıraktığım bilmem kaçıncı isyanı eden Çağlar'a gözlerimi devirdim. Herkesin bir görevi var Çağlar. Berna doğum günü pastasını yapıyor, Ezgi ise börek açıyor. Eminim Ufuk da Ezgi'ye yardım ediyordur. Çağlar benim söylediklerimden pek haz etmeyerek Osman diye kükredi. Osman salatalığı doğramaya devam ederek buyur abi diye karşılık verdi. Ulan sen niye hiç itiraz etmiyorsun? Sanki içine aşçı kaçmış ya derken küfretti. Bakışları sonra benim oldu. Kusura bakma yenge diyerek tekrar Osman'a döndü. Seni böyle görünce kan beynime sıçrıyor. Ben seni patates görürken gördüğümde kan beynime sıçramıyor abi, rahat olabilirsin. Osman'ın sakince konuşması üzerine kıkırdadığımda Çağlar ağzının içinden homurdanmaya devam ederek patatesleri işkence etmeye devam etti. Öyle böyle derken bütün hazırlıkları bitirmiş ve masayı yine Çağlar'ın isyanlarıyla kurmuştuk. Biz yemeği hazırlarken Ufuk Ezgi'yi, Berna'yı ve Mehmet abiyi de alarak gelmişti. Kızların gelmesiyle Çağlar kendini koltuklara atmış ve masayı komple bize bırakmıştı. Bütün hazırlıklar bitince gözlerimi masanın üzerinde gezdirdim. Karnıyarık, pilav, yaprak sarması, salata, patates kızartması, Ezgi'nin yaptığı kıymalı ve peynirli kol böreği, Berna'nın yaptığı karamelli pasta ve elmalı kurabiyeler masada nefis görünüyordu. Ben de üzerimi giyinmek için üst kattaki yatak odasına girdim. İnce askılı, dizlerimin altında biten kırmızı düz bir elbise giydim. Yanaklarıma hafif allık sürdüm ve dudaklarımı da kırmızı ruj sürerek makyajımı tamamladım. Saçlarımı ensemde at kuyruğu yaparak boynumu ve omuzlarımı açık bıraktım. Aynada son kez kendi üzerimde gözlerimi gezdirdikten sonra yatak odasından çıkarak aşağı indim. Aşağı indiğimde birbirlerini kedi köpek gibi yiyen Çağlar ile Berna ile karşılaştım. İkili kavga ederken Ufuk sevgilisi Ezgi'yi kolunun altına alarak Osman ile Mehmet abi ise yan yana oturmuş ikilinin çekişmesini istiyordu. Bu tatlı kargaşanın içinde beni ilk fark eden Mehmet abi oldu. Anında yüzündeki gülümseme yok oldu. Mehmet abi ile aramızda oluşan duygu tam anlamıyla karşılıklı nefretten başka bir şey değildi. O benimle aynı ortamda bulunmaktan hoşnut değilken keza ben de onunla aynı ortamda bulunmaktan hoşnut değildim. Ama sırf Melih'in yakını diye onu buraya çağırmış ve varlığına göz yummuştum. Yenge hazır mısın diye soran Çağlar aynı anda da Berna'yı kolundan tutarak yanına çekiyordu. Hazırım dediğimde Çağlar cebinden telefonu çıkarttı ve Melih'in numarasını tuşlayarak dışarıya verdi. Telefon ilk çalışta açıldı ve Melih ne oldu Çağlar diyen sert sesi duyuldu. Abi nerede kaldın diye aradım. Yenge evde seni bekliyor. Dışarıdan duyulan bir korna sesi ve hemen ardından yine Melih'in bir küfrü geldi. Kesinlikle trafikte araba kullanmak Melih'e göre değildi. Geliyorum oğlum. 15 dakikaya oradayım. Sesli bir iç çekişin ardından zaten nereden çıktı bu kafa dinleme işi anlamadım. Çağlar'ın mavi gözleri gözlerimi buldu. Aman boş ver abi, senin için de iyi olur. Öyle tabii dedi Melih. Güler gibi bir ses çıkardı. Şimdi Ahu birlikte yiyelim diye elma ile birlikte çeşit çeşit bir sürü şey yapmıştır. Hayır, kendisi yiyor yetmiyor, bir de bana yediriyor. İçeride bulunan kalabalık gruba, buna Mehmet abi de dahil olmak üzere
sırıttığında ben de gülümsedim. Çağlar bundan sonraki konuşmayı kısa kesip telefonu kapattı. Dakikalar ilerledikçe sanki karnımın içinde eşek arıları tepiniyormuş gibi hissediyordum. Evin dışından araba sesi gelince pastanın üzerine dizdiğim mumları yaktıktan sonra ben pastayı elime aldım. Çağlar kapının yanına ilerledi. Ben hemen kapının önünde birkaç adım gerisinde duruyordum. Mehmet abi, Ufuk, Osman sol tarafımda dururken Ezgi ile Berna sağ tarafımda duruyorlardı. Beklenen an geldi ve kapı açıldı. Çağlar kapıyı açıp içeriye çekildi ve Melih'in beni görmesini sağladı. Melih ile gözlerimiz kesiştiğinde içeride birden alkış kıyamet koptu ve hep bir ağızdan "Sürpriz! İyi ki doğdun Melih Kılıç Aslan!" diye haykırdılar. Melih tek elinden tuttuğu market poşetlerini daha sıkı tutarak hayran olmuşluk ve afallama bulaşan yüz ifadesiyle bana bakmaya devam etti. "Sen..." duraksadı Melih. Hala kapı pervazında elinde tuttuğu market poşetleriyle gözlerimin en derinine bakıyordu. Bakışları öyle derin, öyle güzeldi ki bu kadar kalabalığın içinde sadece ikimiz varmış gibi hissettiriyordu. "Evet ben," dedim onun aksine rahatça konuşarak. Melih şaşkınlık yer edinen yüz ifadesini yavaşça dağıttı ve kendini toparladı. Uğruna ölümü bile göze aldığım Ela gözlerini gözlerimden çekip ağır ağır içeride bulunan sadık adamların üzerinde gezdirdi. Onun gözleri adamların üzerinde gezerken benim gözlerim onun üzerinden bir saniye bile ayrılmıyor. Melih bakışlarını bana tekrar çevirdiğinde Ela gözleri artık geceyi bile kıskandıracak derecede kararmış ve parlıyordu. "Ahu!" Sanki konuşmayı unutmuş da iki kelimeyi bir araya getiremiyordum. Kapı pervazında durmayı bırakıp bana doğru üç adım atarak önümde durdu. İri ellerinin parmaklarını yanağımda gezdirdi. "Benim güzel karım," dedi ve gülümsedi. Hayır, Melih sadece gülümsemedi. Melih gülümsemesiyle küçücük kalbimde artça depremler oluşturdu. Melih'in pastasının üstündeki mumları üflemesi için pastayı yüzüne doğru yaklaştırdım. Melih mumları üflemeden önce dudaklarını alnıma bastırdı ve pastanın üstündeki mumları söndürdü. Pastayı elimden alarak hemen sol tarafımda bulunan Osman uzattı. Osman pastayı aldığında Melih'in kolları bedenimi bulup beni sardı. Eli yavaşça saçlarıma gitti ve at kuyruğu yaptığım saçlarımın üzerindeki tokayı parmaklarına geçirdi. Uzun parmaklarından sıyrılıp alıp tokayı cebine attı. Saçlarımı iki yandan omuzlarımı kapatacak şekilde önüme aldı. "Böyle kalsın saçların." Parlayan Ela gözlerinin içinde gördüğüm 7 yaşındaki erkek çocuğunun mutluluk çırpınışı kendi gözlerime yansıdığında Melih yüzünü yüzüme yaklaştırıp dudaklarıma bir öpücük bıraktı. Utançla gülümsedim. Melih'ten bakışlarımı çekmeme sebep olan ise Ufuk'un marş söyler gibi söylediği şarkı oldu. "Bir dost gibi davran bana. Herkes bizi öyle bilsin. Bugün burada bütün olanlar saklı, gizli sürüp gitsin." Ufuk'un söylediği şarkıya Ezgi ve Berna da katıldı. "Fırtınalar koparsa kopsun, sürüklesin ikimizi. Arzular tutuştursun bizi. Razıyım, sonuna senle olsun." Şarkının nakarat kısmına geldiklerinde Melih'in elini elimin içine aldım ve diğer elimle yanağını okşamaya başladım. "Ben sana öylesi taptım inan. Böylesi aşka yasak tanımam. Deliler gibiyim anla biraz. Aklımı yolda bıraktım inan." Biten şarkıyla dudaklarımı Melih'in dolgun dudaklarına bastırdım. Geriye çekildiğimde bana hayran gözlerle bakan Melih'in Ela gözlerinin en içine baktım. Aylardır içimde adlandıramadığım duygunun artık aşk olduğunu kendime itiraf ettiğim gibi Melih'e de itiraf ettim. "Seni seviyorum. Seni çok seviyorum." "Ne? Sen ne dedin az önce?" Melih'in gözleri saydam bir şeffaflığa bürünmüştü. Ela irislerinin tümünü saran saydam şeffaflığın tam ortasında bir ateş harlanmış, sert yüz hatları o ateşe rağmen dona kalmıştı. Gülümsedim. "Seviyorum," dedim. Avuç içimi yanağına koydum. Yanağını kaplayan sakalları avuç içime batmasına rağmen asla beni rahatsız etmiyordu. "Çok seviyorum." Melih'in yüz ifadesi daha önce asla görmediğim bir ifadeye yer edindiğinde dolgun dudakları aralanıp sonra tekrar kapanıyordu. "Sen beni," dedi ve cümlesini tamamlayamadan sertçe yutkundu. Benim kendisini sevebilme ihtimalime inanamıyordu.
Benden duyduğu bu itiraf onu dumura uğratmış, sarf etmesi gereken bütün kelimeleri onu unutturmuştu. Ah, bir bilse benim kalbimin onun ateşine çoktan sürüklendiğini, bir bilse çoktan onda cayır cayır yandığımı, hala bana böyle tepkisizce bakar mıydı? Yoksa beni kollarının arasına alıp sarıp sarmalar mıydı? Melih, yanağında duran elimi kendi elinin içine hapsetti. Hala oldukları yerde, bizim etrafımızda duran adamlarına başını çevirdi. Benim duyduğum şeyi size duydunuz değil mi? Diye sordu. Çağlar, Osman, Ufuk ve hatta Mehmet abi bile gülümseyerek başlarını salladığında Melih büyükçe gülümsedi ve bakışlarını bana çevirdi. Bir kez daha söylesene ahu. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum Melih. Melih gözlerini kapatıp başını havaya kaldırdı. Tekrar gözlerini açtığında aramızdaki bir adımlık mesafeyi kapattı. Siyah ayakkabılarının ucu benim elbisem ile aynı renk olan kırmızı topuklu ayakkabılarımın ucuna değiyordu. Dudaklarını tam şakağımın üstüne bastırdı. Geri çekildiğinde elleri ellerimde, gözleri gözlerimdeydi. Dudaklarında yer edinen gülümseme eşsiz Ela gözlerine de yansımıştı. Gözleri titriyor, hatta nefesi iri, elleri, sesi bile titriyordu. Kaşları ilk kez çatık ya da alayla havaya kalkık değildi. Bu kez alnının ortasındaki mavi yeşil damar sinirden veya öfkeden değil, mutluluktan belirginleşmişti. Tıpkı benim kalbim gibi atıyordu. Yutkunuşları yüzünden gözlerimi gözlerinden kayıp Adem elmasına takılıyor, sonra tekrar gözlerini buluyordu. Gözlerimin içine baktı, baktı ve daha sonra ani bir hareketle kollarını belime sarıp beni sıcacık göğsüne çekti ve sıkıca sarıldı. Kurban olurum senin beni seven küçük kalbine de sana. Masaya geçip oturduğumuzdan beri birbirleriyle kedi köpek gibi didişen Berna ve Çağlar'ı gülümseyerek izliyordum. İkisi de ne birbirlerinden vazgeçiyor ne de yan yana anlaşabiliyorlardı. Birbirlerine hem bu kadar zıt hem de bu kadar güzel yakışan bir çift daha önceden görmemiştim. Berna deli dolu durmadan konuşan ve hayaller aleminde yaşayan bir karaktere sahipti. Çağlar ise Berna'nın aksine çok konuşmaz, her şeye gülmez ve gerçekçi bir karaktere sahipti. Ama yine de ben onları yan yana görmeye bayılıyordum. Bakışlarımı onların üzerinden çekip hemen yanımda oturup ikinci tabak karnı yarığı gömen kocama baktım. Sanki ilk kez karnı yarık yiyormuş gibi büyük bir iştahla yemesi beni gülümsetmişti. Melih başını tabaktan kaldırıp bana döndü ve hayırdır der gibi göz kırptı. Gülümsemem yüzümde iyice büyüdü. Kaşlarımla tabağı gösterdim. Beğendin mi? Melih başını sallayıp çok güzel olmuş derken masanın üstünde duran elimi avucun içine alıp dudaklarına götürdü ve öptü. Eline sağlık. Osman'la beraber yaptık. Melih kaşlarını kaldırıp arkasına yaslandığında Çağlar boğazını sesli bir şekilde temizleyip kendini hatırlatmak ister gibi ''Yenge'' dedi. Hepimizin bakışları Çağlar'ı bulduğunda Çağlar omuzlarını dikleştirdi ve hemen yanında duran Osman omuzunu erkekçe sıktı. ''Beni söylemeyi unuttun.'' Osman ile göz göze gelip aynı anda gülümsedik. Gülümsemem hala dudaklarımda yere denirken ''Canım'' dedim Melih'e hitaben ve ekledim. Çağlar da bana çok yardımcı oldu. Allah var, homurdanmada üstüne yok. Masadaki herkes kahkahayla güldüğünde Çağlar omuzlarını düşürdü ve dudakların arasından homurdandı. Çağlar'ın üzerinde gezen gözlerim kulağımın dibinde hissettiğim Melih'in sıcak nefesiyle rotasını Melih'e çevirdi. Melih gözlerimin içine haylazca bakıp dudaklarını kulağıma iyice yaklaştırdı. Senin canım diyen o ağzını abi diye seslenen Osman yüzünden cümlesi yarım kalan Melih'i omzundan hafif çiterek ben de uzaklaştım. Sonuçta cümlesini tamamlamasına gerek yoktu. O cümlenin sonunun ne olacağını ikimiz de biliyordu. Efendim koçum. Osman sandalyesini geri çekerek yere eğildi ve elinde kare şeklinde orta boy bir kutuyla doğruldu. Bakışlarını sırasıyla önce Çağlar'a sonra Ufuk'a değdirdi. Boştaki elinin parmaklarıyla gözlüğünü düzeltip elinde tuttuğu kutuyu Melih'e doğru uzattı. Melih kutuyla Osman'ın üzerinde gezdirdiği gözlerini en son kutuda tutarak elini uzattı ve Osman'ın elinden kutuyu aldı. Bu kutu ne? Kutuyu elinde çevirerek inceledi. Sakın bana doğum günü hediyesi olduğunu söyleme Osman. Osman gülümseyerek omuzlarını dikleştirdiğinde tıpkı onun gibi ilk duruşa bürünen Ufuk ve Çağlar gülümsemek yerine bildiğin sinsice sırıtıyorlardı. Osman boğazını gürültülü bir şekilde temizledi ve gözlerini Melih'e dikti. Güzel yaşların olsun abi.
kaşlarıyla çağlar ve ufuğu gösterdi. Hediye üçümüzden dedi. Hadi lan diye çıkışan Melih'in kaşları çatıktı. Ne lan bu? Ergen gibi bana hediye mi aldınız? Oğlum siz bilmiyor musunuz ben sevmem böyle şeyleri. Elinde tuttuğu paketi iyice havaya kaldırıp üçlüye doğru salladı. Bir de üçümüz diyorsunuz. Acaba şu minik paketin içine üçünüzün aldığı hediye nasıl sığdı? Melih'in bu tavırları hepimizi güldürdüğünde ufuk alınmış gibi kaşlarını çattı. Abi, hediyenin büyüğü küçüğü mü olur? Bakışlarını hemen yanında oturan Ezgi'nin üzerine çevirdi. Değil mi kelebeğim dedi. Ezgi Ufuk'un koluna girip başını evet der gibi salladı. Ufuk Ezgi'nin başının üstüne bir öpücük kondurup Melih'in yüzünü gördün mü bak der gibi baktı. Melih ise Ufuk'a sadece gözlerini devirdi. Açsana kutuyu diye fısıldadığında Melih aynı göz devirmeyi bana yapıp kutuyu nazik olmayan ama kaba denmeyecek bir şekilde açtı. Kutunun kapağını açtığında Melih'in gözleri kocaman açıldı ve şaşkınlıkla bürünen gözleri bir süre kutunun içinde kesindi. Ben kızlarla birlikte kutunun içinde ne olduğunu merak ederken Mehmet abi gayet rahattı. Bu muhteşem üçlü ise 32 diş sırıtıyordu. Melih tek elini kutunun içine uzattığında ulan dedi ve kutunun içinden çıkan elinde duran 3 küçük oyuncak arabayı masanın üzerine bıraktı. Şerefsizler, hediye diye bana bunları mı veriyorsunuz lan? Şaşkınlık ve aptal bir sırıtışla baktığım oyuncak arabaların etkisinden Berna'nın ''Yuh ya, koskoca otomobil şirketi olan adama ala ala oyuncak araba mı aldınız? Gerçekçi olamazsınız.'' diye çıkışmasıyla Çağlar Berna'ya göz ucuyla bakıp ''Sen ne anlarsın?'' dedi ve tekrar bakışları Melih'i buldu. Mehmet abi bu olanlardan haberdarmışçasına rahat arkasına yaslanmış ve Melih'in üçlüye sergilediği tavrı zevkli izliyordu. Abi diye anında seslenen üçlü birbirine bakıp sırıttı ve konuşmayı Çağlar devraldı. Abi, biz şimdi şöyle düşündük. Maaşımızı senden alıyoruz ve şimdi senin bize verdiğin paradan sana hediye almak olmazdı. Senin verdiğin parayı biz niye tekrardan sana harcayalım? Saçma değil mi? Diyerek Osman ve Ufuk'tan ona istedi. Osman ve Ufuk saçma diyerek karşılık verdiğinde Çağlar gözlerini Melih'e dikti. Yeni yaşında hediyen de hayırlı olsun dedi. İçine dede kaçmış gibi. Ulan var ya diyerek oturduğu yerden kalktı ve tek eline sığdırdığı arabalarla üç arabanın yanına ilerledi. Üçünün de üzerine gözlerini tek tek gezdirdi ve elindeki arabalara baktı. Alın çabuk bunları. Üçü de istifini bozmadan Melih'e baktıklarında Melih sıkıntılı bir nefesi dudaklarının arasından serbest bıraktı. Alın dedim lan size. Benim asabımı bozmayın. Hediyeye ne gerek var? Siz yanımda sapasağlam durun bana yeter aslanlarım dedi. Sesinin tınısını bir baba, bir abi, bir arkadaş şefkati vardı. Olmaz abi, bu arabalar senin diye konuşan Ufuk, Melih'in omzuna elini koydu. Lan oğlum, bu arabalar sizin çocukluğunuzda sahip olduğunuz tek oyuncak. Çocukluğunuz oğlum lan, ben neden sizin çocukluğunuzu hediye diye alayım? Abi, sen bize bir hayat verdin. Biz sana oyuncak bir araba vermişiz çok mu diyen Çağlar'ı Osman başıyla onaylayıp Melih'in yanına yaklaştı ve erkekçe sarıldı. Melih Osman'ın sarılışına karşılık verirken Çağlar konuşmasını sürdürdü. Hem oyuncaklar bir tek senin değil. Göz ucuyla bana baktı. İleride olacak yeğenlerimize amcalarından ufak bir hatıra dedi. Melih parlayan gözleri sanki karnımda bir bebek varmış gibi karnıma kaydığında utançla yerimde kıpırdandım. Melih'in gözleri ise hala üzerimde dolanıyorken Ufuk Melih'in önüne geçerek kollarını bedenine sardı. Ufuk'u Çağlar takip etti, o da sarıldı. Berna, Ezgi ve ben hayranlıkla onları izlerken Mehmet abi mutlulukla izliyordu. Osman, Çağlar ve Ufuk Melih'in hiç olmayan kardeşleri gibiydiler. Kan bağına gerek duymadan birbirlerine bağlanmışlardı. Melih belki fark ederek, belki fark etmeyerek tam bilmiyorum ama bu kimsesiz üçlüye aile olmuştu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.